Merhaba arkadaşlar, bu videomuzdaki e, dersimizde ödev konusunu göstermek amaçlı yaptığım bir ders ve kaydetmeye göstereceğim. Kayıt nasıl oluyor, onu da göstereceğim. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir robot. Ne var? Sadece küp ve silindirlerden oluşturmuş bir robot var arkadaşlar burada. Bir de küçük bir tüyo daha vereyim. Buradaki her nesne ikişer metredir arkadaşlar. Hem genişliği 2 metredir. Hem de uzunluğu hem de yüksekliği 2 metredir. Buna göre ölçülü bir şekilde bunları yerleştirebilirsiniz. Sadece vereceğim şey bu. Bir de ne var? Küp ve silindir. Bakın şurada ayak için iki tane yan yana küp koydum. Üç tane silindir. Bir de bir işlem yaparken en başta zeminini oluşturun arkadaşlar. Buradan ayakları oluşturup koyarak yaparsanız işlemimiz daha hızlı biter. O Botiyoyu da vereyim. Ne var? İki tane küp var burada, üç tane silindir var. Burada iki tane üst üste küp, üç tane yan yana küp, yedi tane yan yana küp var. Bir de en üstte bir tane tek küp var. Ödevimiz bu arkadaşlar. Böyle bir robot yapacaksınız. ve Bunu kaydedin arkadaşlar. Nasıl kaydedeceğiz? Faili e giriyoruz arkadaşlar. Save. Save diyorum. Şöyle bir pencere beni karşılıyor. Hemen pencereye bir göz gezdirim. Burada bu kısmı var. Burada isterseniz kendinize ayrı bir dosya yeri oluşturabilirsiniz, sürekli bulabilirsiniz. Burada sistem var. Sistem ne? Bilgisayarımızdaki hazır dosyalar. Mesela Home, Desktop, Documents, Downloads, Music, Picture, Videos gibi var. Burada Volumes kısmında da harici sürücüler var. Bilgisayarımızda bulunan harici diskleri. Burada da en son region diye bir yer var. En son kullandığımız dosyaları burada görebiliriz. Tamam mı? Birinci kısmımız bu. Buradan dosyayı seçiyoruz. Sistem dosyası. Mesela ben mas üstüne kaydedeceğim. Mas üstünü seçiyorum. Seçtim. Mas üstünü seçtik arkadaşlar. Sonra şuradan bir dosya oluşturalım kendimize. Mas üstünün üzerine bir dosya oluşturalım. Artıya basıyorum şuradan. New folder geldi. Hemen yazıyorum ismini. M nokta gerçek plan Enter. Dosyamı oluşturdum. Bu dosyam seçiliyken arkadaşlar site blender file diyeyim ki içine girsin. Girdi şu anda dosyamın içinde. Sonra dosyamın içine girdi. Nereden biliyorum? C user monster desktop M gerçek blend diye dosyamın içine girdi. Şuradan ismi yazıyorum artık. Neydi? Robot. Sonra save blender file diyorum. Hop kaydetti. Kaydettiğini nereden anlıyorum? Robot isimli C user monster desktop M gerçek blend robot blend diye dosya konumunda üst tarafta yazar arkadaşlar. Artık bunu kapatabilirsiniz. Şimdi robot dosyamızı kay, kaydettik. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de nesneyi döndürmeleri göreceğiz. Ölçülü bir şekilde döndüreceğiz.